Yaklaşık 5-6 bin bir nüfusumuz var, köy nüfusu. 4 dönem Bende Belediyesi olarak yönetildi. Geçim şartlarına dolayı insanlar göç ettiler İstanbul'a ve artık köyümüz hemen hemen İstanbul'a taşındı. Biz de orada bir çatı oluşturalım dedik. Memleketimizin hasretini bu dernek çatısı altında giderelim dedik. İnsanlarımızın titreleriyle dertlenelim dedik. Bu doğrultuda hareket ediyoruz, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi bugünlerde köyümüze geldim, Kapı Kasabası'na. Köyümüzde büyük bir sorunumuz var bizim. Şimdi burada bulunma maksadımız hepimizin birbirimize destek olmak, değil mi? Birlikte güç oluşturmak, dayanışma. Hani tek başımıza halledemediğimiz işleri bütün halinde halledebilmek. Şimdi ben burada bütün dernek başkanlarından bir destek istiyorum. İstediğim destek şu: Büyük Tatlı Kasabası'nın altyapısı yok. Atık sular evlerin kenarlarında, kokular, hayvancılıkla uğraşan insanların yani uzaklaştırılan evde, sağlık sorunlarına sebep oluyor. Ben kıymetli başkanımızdan bugün bir talepte bulunuyorum. Yani şimdi ben bugün gidersem beni köye koymazlar. Sözünü aldım mı, alamadım mı? Çünkü bizim tek gündem maddemiz bu. Altyapı. Ve bütün dernek başkanlarımdan da destek bekliyorum. Hani bunun sözünü alabilmek için kıymetli başkanımızdan. Şimdi saygıdeğer başkanım şöyle, buradan şöyle, şimdi büyük tatlımızın ana yolunu genişlettik, yaptık, ana ulaşım yolunu yaptık. İçme suyunda sıkıntılar vardı, onları da çözdük. Altyapıda kanalizasyon için arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Özellikle köylerde bu foseptiklere, onları toplayıp bir yere götürdüğüm zaman sorun daha da büyütüyor. Orada büyük problemler çıkıyor. Yani bir nehir kenarı bir arıtma yapıp nehre verip uzaklaştırmazsan, gitmezse, yani bu biyolojik arıtmalar falan var, hastalık merkezi haline geliyor. Yani şu anda bizim arkadaşlar, yoksa KASKİ falan, bu başta yapıyorduk, durdurduk sonradan. Yani birkaç yerde yaptık, bayağı bir yaptık. Yaptığımız yerler başımıza daha büyük problem oldu. Problemi çoğaltınca, götürüp bir yere biriktirince orada daha büyük sorun ve çözülmedi. Arkadaşlar bunu durduralım dedi. Çok evlerin hiç olduğu yerlerde. Ben bir daha inceletireceğim orayı, sizin orayı. Bize gelen teknik raporlara göre. Hatta bakanlıkta, Şehircilik Bakanlığı da yani bu biyolojik arıtmalar konusunda sıkıntı var. Gerekli akışta sağlanmıyor. Bu sefer sıkıntı oluyor. Büyük bir pislik, sinek merkezi böyle şeylerle karşılaşılıyor. Ben büyük tatlı bir daha inceletireceğim inşallah. Tamam mı?